Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, 101 soruda TYT matematiğin 41 ve 60. sorularının çözümünde yine Elif ve ben birlikteyiz sizlerle. Evet, bir karışım problemi var karşımızda. ABC kaplarında bulunan şeker su karışımları için aşağıdaki bilgiler veriliyor. 3 kapta da eşit hacimde ne varmış? Karışım varmış. ABC kaplarındaki şeker su karışımlarının şeker oranları sırasıyla %10, %20 ve %40'mış. Yani şöyle çizelim kaplarımızı. Evet. Bu kapta diyelim ki 100 litre eşit ya. 100 alayım yani. Sen de çok istersen 200 al Elifçim yani. Ama 100 almak daha iyi değil mi? Evet hocam. Burada da ne var? %20 ve 20. %20 ve şey bunda da 100. Eşit miktarda 100. Ve burada ne var? %40. Ve bunda da ne var? 100 litre bir karışım var. Şey bu ABC. Şimdi ne diyor soruda bak. A'daki karışımın yarısıyla. Yani şunun yarısı. Şunun yarısını alacağım. %10, 50. Yarısını aldım. Evet. B'deki kabın tamamı. Değil mi? Evet. B'deki karışımın tamamı yani 100'ün 100'ü. %20. Burası su yazıyormuş gibi. Ve C kabı karıştır diyoruz. Yani C'ye döküyoruz hepsini değil mi? Hı hı. Aslında şurada artı yazık ama burada bunları ekliyoruz. 100. Yüzde ne? 40. Şimdi bunlar yeni bir karışım olacak ya. Ne olacak şu karışımda? 100, 200, 250 olacak. Bakalım karışımdaki miktara ne miktarını buluyoruz? Şekerli. Şeker miktarı. Çünkü bu şeker oranı, bu şeker oranı, bu da şeker oranı olacak. Evet, bu yanımdaki hanımefendinin şeker oranı da bayağı yüksek. Evet. Teşekkürler. Evet. Şimdi bakalım. Sevgili arkadaşlar, burada ne kadar şeker var? %10. %10. 50'nin %10'unu bulalım mı? Bulalım hocam. %10'u. La kimi şey ettiriyorum? Bunun %20'sini değil mi? Bunun da ne kadarını? %40'ını. Bak şeker. Bu da böyle. %x değil mi? Evet. Yani şeker miktarı. Her birinden 100 lira atalım Elif. Atalım hocam. Burası kaç yaptı peki? 500. Artı 2000. Artı 4000. Eşittir 250x. 4000, 6000, 6500 eşittir 250x oldu değil mi? Peki bunun bir sıfırını götürdükten sonra 650'yi kaça böledim? 25'e böledim. 25'te kaç defa var? 2, 50. Ne arttı? 15, 0, 26. Demek ki yeni karışımımızın şeker oranı yüzde kaç imiş? 26. Birinci öncül neymiş? Doğru. İkinci öncüle bakalım mı? Şeker miktarının su miktarına oranı 13/37 demiş. Şimdi %26 şekerdi ya. 26'sı şekerse 100'den 26 çıkarırsak kaç yapar? 74 değil mi? O kadarı da su olmaz mı? Evet. Şeker, su. Şekerin suya oranı. 2 ile sadeleştirirsek 13 bölü ne çıkar? 37. Neymiş? Doğru. Peki sevgili Elif. Su oranı daha büyük. Yani herhalde evet, bu da öncül olsun diye koymuşlar. Su oranı tabii ki daha büyük gördüğünüz gibi. E şıkkını işaretliyoruz. Geç. Evet, 42. sorumuzu sen yapmak ister misin Elif? Olur hocam, yapayım. Hadi al kalemi eline bakalım. A eksi B artı X'i soruyor bize hocam. Evet. Taraf tarafa toplayabiliriz burada. Evet, taraf tarafa topluyoruz çünkü... A'lar gidiyor, B'ler gidiyor. İşlemi şuraya yapalım. Tabii. X bölü 2 artı X bölü 4. Kaç yaptı? Bunlar birbirlerini götürdüklerinde 9 yapıyor. 9 yaptı. Harika. Eşitleyelim paydaları. Aynen. 2X bölü 4 artı X bölü 4 eşittir 9. Çok güzel. 3X bölü 4, 9. Buradan da 3X, 36. X ne yaptı? X 12. Harikasın. X 12 ise bize bir de A eksi B lazım. Birinci de mi? İkinci de mi? Aynen. Birinci de direkt bulabilirim hocam. X'i yerine koyduğumda burası 6 yapıyor. 6 eşittir. a eksi b artı 4. 4'ü karşı tarafa attığımda da a eksi b buradan 2 çıkıyor. Ve bizden ne istiyor? A eksi b ile x'in toplamını istiyor. Aynen. Hepsinin toplamı da buradan 14 yapıyor hocam. İşaretle bakalım ama. Bakın nasıl işaretliyorsun. Evet, güzel. O zaman bu sefer de ben çekiyorum. Hocam. Evet, bakalım. Hocam, ben sana hocam diyorum artık. Ve geçiyoruz. Aa, süper bir orantı sorusu. Ters orantı sorusu sevgili arkadaşlar. Ters orantı sorusu. Bakın yukarıdaki grafikte ters orantı olan bir değişimin x ve y değerlerine bağlı olarak bileşenleri verilmiştir. Ters orantılı, yani zaten bakıyorsun ne oldu? 4 verince 6 çıkarken a artı 2 verince daha az çıkmış değil mi? Evet. Şöyle orantı kuralım mı? 4 verince ne çıkıyor? 6. A artı 2 verince de ne çıkması gerekiyor? A. Ters orantıda nasıl çarpıyorduk Elif? Düz. Düz. Şuna şunu, şuna şunu. Çarpalım. Hı hı. Önce şunları çarpalım. A kare artı 2A eşittir 24'e. O zaman a kare artı 2a ne oldu? Eksi 24 alalım buraya. Hı hı. Şimdi bunu öyle iki çarpanla ayıralım ki ortadaki terimi versin. Nedir? Eksi 6 ile 4 artı 6 eksi 4. Toplayınca 2 veriyor değil mi? Doğru, evet. Burası da a. O zaman a, şunları düz yazdığımızda a kaç çıkacaktır? Eksi 6 hı hı. veya 4. Ama biz tabii ki 4'ü tercih edeceğiz. Burada eksi 6'nın ne işi var? Evet. Değil mi? 4'ü yapıyoruz. Geçelim bakalım. Evet, güzel bir kitaplık. Bakın şurada. Hoş. 462 kitabın tamamının aşağıdaki kitaplığa 1. rafa 2, 2. rafa 4, 3. rafa 6 kitap olacak şekilde ikişer ikişer gidiyor. Hı hı. Dizilmiştir diyor. Buna göre kitaplıkta kaç raf varmış? 21 raf var. 462 kitap ya. Hı hı. Yani birincide ne kadar var? 2. İkincide 4. Üçüncüde 6. Dördüncüde 8. Ve git en sonuncusunda da bilmiyorum 2n olsun. 2'nin katı. Hı hı. Ve toplamları acaba 21 verdiğimizde şey yapıyor mu? 462 yapıyor mu diyoruz. Biz bu toplamları nasıl buluyorduk? Terim sayısı çarpı ortanca terim. Terim sayısı ikişer ikişer gittiği için 2n tane değil kaç tane olacak? N. Hı hı. Ve ortanca terimse neydi? Son terimle ilk terimi toplayıp 2'ye bölüyorduk. 2n'le 2'yi toplayıp 2'ye bölsek n artı 1 olacak. Bu da bakalım n yerine 21 verdiğimizde hakikaten 462 yapıyor. 21 verelim. 21 çarpı 22. Bir çarpalım. 22 ile 21'e. 1 kere 2 2. 4. 2, 462 yaptı. Hakikaten kaç tane terim varmış sevgili öğrenciler? Hı. Kaç tane? 21 tane raf varmış. Evet, iyi dinleyin ha. Bunları raf olsun diye çözmüyoruz. Bu iğrenç esmeden sonra. Şimdi tam ortadaki rafta, yani Elif'i seçme dedim, her esprime gülüyor zaten. O yüzden tam ortadaki rafta 20 tane kitap var. Tam ortadaki raf kaçıncı raf acaba? Burada arkadaşlar 21 raf vardı ya. Tam ortadaki raf 11. raf olur değil mi? Evet, 10 solunda, 10 sağında 11. raf. Bunlar 2n'di biliyorsun. Hani ikişer ikişer gidiyor. 11 koyduğumuzda kaç tane kitap olacak? 22 kitap olmalıydı. Ama orada ne demiş? 20 tane demiş. Yanlış. En alt rafta 42 tane kitap vardır diyor. 2n diye gidiyordu bunlar. Evet. Ve en altta 21. raf olduğu için hı hı. 2 çarpı 21 42 yapar. Bu da doğru diyoruz. 1 ve 3. Doğru cevap Bursa. Evet, şimdi aşağıdaki tabloda bir otelin doluluk durumuna göre belirlenen konaklama ücretleri verilmiştir. Sevgili arkadaşlar, burada görüyorsunuz 1 ile 20 arasında hangisini alıyor? 100 lira. 20 ile 40 arasında 120 lira. 40 ile 80 arasındaysa 200 lira. Bu otelde 15 kişi konaklamaktayken 40 kişilik bir grup daha bir günlük konaklamak için gelirse toplam ne kadar öderler? Bu 40 kişinin ne kadar ödediğini merak ediyoruz. 40 kişinin şu anda zaten 15 kişi var ya. Hı hı. Yani 20'ye kadar, yani 4 kişisi değil mi? 20 olmayacak. 4 kişisi 100 lira ödeyecek. Bunlar bir 400 lira. 4 kişi konaklattık. Hı hı. Şimdi 20'den 39'a kadar olan kişi sayısı da kaç tane kişi var 20'den 39'a kadar? 20 kişi. Onlar da 120 lira ödeyecek. Yani bunların 20 kişisi de 120'şer lira ödeyecekler. Ne yaptı? 2400 lira da bunlar ödedi. Hı hı. Yani 20 kişi 20'den 39'a kadar 20 kişi var ya, 20 evet. de dahil 20'den 39'a kadar 20 kişi var. Onlar da 120'den konakladılar. Evet. Bizde 16 kişi daha kaldı farkındaysan. Hani hı hı. 20 kişi konaklattık. 4 kişiyi de kondurduk. 24. Kaç kişi kaldı? 16 kişiye de 200 liradan ödeme yapmamız gerekiyor. 3200 de onlar öder. Hı hı. 3200, 5400, 5600, 400 daha toplam 6000 lirayı ne yaptık? Ödedik diyoruz. Anlaştık mı? Evet sevgili öğrenciler, yine çok şeker bir soru. Hemen böyle yapılabilir bir soru. Yukarıdaki oyun alanında her bölgede geçildiğinde belirtilen sayıda puan verilmektedir. Her oyun alanında her bölgeden, yani mesela buradan geçiyorsan 2 puan alıyorsun. Buradan geçiyorsan 8 puan alıyorsun gibi. Oyun alanının giriş kısmında oyuna başlayan Orkun geçtiği bölgeden bir daha geçmeden çıkışa varacakmış. Hı. Bu oyun alanından çıkışa varıncaya kadar Orkun en az A, en çok ne kadar puan alıyormuş? B, A artı B toplamı. Şimdi buradan Orkun girse evet. Ve hop hemen çıksa, değil mi? Hani girdiği gibi çıksa en az puanı öyle alır, değil mi? Aynen. Şimdi buradan buraya zıplamayacağına göre böyle gelecek 2 puan aldı, 4 puan aldı, 6 puan aldı, çıktı. Evet. Yani en az ne kadar aldı? 12 puan aldı. En çoksa tüm puanları toplayarak gidebilir, değil mi? Evet. Mesela nasıl gider? Buraya basar, değil mi? Aynen. Sonra böyle gelir. Sonra böyle gelir, 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 böyle gelir, böyle gelir ve gider. Evet. Yani sonuçta bütün puanları alır mı? Alır. Alır. Toplayalım bak, 18, 12 daha 30, 6 daha 36, 4 daha 40, 10 daha 50, 16 daha 66, 76, 80, 90 puanda böyle en çok alır. Topla kaç yaptı? 102. 102 işaretledik ve geçtik. Al sana yardımcı oluyorum. 47. sorumuz A ve B doğal sayılar olmak üzere diyor. Sevgili arkadaşlar, burada kaç tane A, B ikilisi var? Şu toplamın nasıl bulunacağını biliyoruz. Terim sayısı 10, değil mi? Hı hı. Ortanca terimse 10 artı 1 bölü 2. Yani 11 bölü 2. 55 yaptı. A ve B nasıl sayılarmış? Doğal sayı. Sıfır hı hı. kullanabiliyor muyum yani? Hı hı. Doğal sayı kullanabiliyorum. A artı B 55 ya. Evet. A'ya 0, B'ye 55. A'ya 1, B'ye 54. A'ya 2, B'ye 53. Böyle böyle en son A'ya 55, B'ye 0 verebilir miyim? Evet hocam. A için kaç tane sayı kullandım? 55. 56 değil mi? Hı hı. Bir de 0 var çünkü. Aynen. 56 tane. Doğal olarak B için de o kadar. Demek ki A, B ikilisi kaç taneymiş? 56 taneymiş. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Geçelim. Evet, bir mum sorusu. Son zamanların moda sorusu. Yani denemelerde sıkça karşılaşıyoruz, değil mi? Evet hocam. Yani yukarıdaki bir kısmı kalın, görüyorsun. Bir kısmı da ince ipten oluşmuş. İki mumdan oluşan düzenek için aşağıdaki bilgiler verilmiş. İpin ince kısmı 21 metreymiş. Yazalım hemen şuraya, hiç vakit kaybetmeyelim. Kalın kısmı ne kadarmış? 45 metreymiş. 45. Şimdi diyor ki mum ateşinin ilerleme hızı ince tarafta saniyede 7 metre yakıyor. Kalın kısmında saniyede 5 metre yakıyor. Mumlar aynı anda yakılıyor. Hı hı. Buna göre diyor ipin tamamını yanması ne kadar sürer? Şimdi arkadaşlar, önce tabii burası hızlı yandığı için önce burayı hesaplayalım. Şimdi bu saniyede 7 ise 3 saniyede burayı yakıp bitirir mi? Evet. Yani bir kere burası 3 saniye sürdü. 21. Tabii bu 3 saniyede bu da boş durmadı. Bu da biraz yaktı. Ne kadar? Saniyede ne kadar yakıyordu? 5 metre kadar. O zaman 3 saniyede ne kadarını yaktı? 15. 15 yaktı. Şu anda 3 saniye sonraki durumdayız. Kaç tane yakacak metremiz kaldı? 30. Hı hı. Şu an 2 mumda giriştiler buraya. Hı hı. Ve kalın kısmı saniyede ne kadar yakıyordu? 5. O zaman bunlar 3 saniye sonra bu 15 yakar. Bu da 15 yakar, değil mi? 3 evet. saniye sonra. 3 saniye orada 15 bitirirler. Yani 3 saniyede böyle geçer, değil mi? Evet hocam. Toplam kaç saniye? 6 saniye. 6 saniyede bitirmiş olacaklardır diyoruz. Ve 49. sorumuz sevgili arkadaşlar, diyor ki yukarıdaki tabloda aynı satırda bulunan sayıların toplamları sağ taraflarına yazılmıştır diyor. Yazalım o zaman Elif. Birinci satırın toplamı artı b artı x eşitmiş neye? X artı 4'e. Güzel. X'ler gitmez mi sence de? Evet hocam. A artı b? 4. Peki ikinci satıra bakalım. 3a artı b neye eşitmiş? B artı 12. B'ler gider mi? Hı hı. A ne çıktı? 4. 3a 12 ise a 4 çıktı. Döndük buna, a 4 ise b kaç çıktı? 0. 0 çıktı. Az satıra bak şimdi. 3a, a neydi? 4'tü. 12. 5b, b neydi? 0. 2x, a neydi? 4'tü. 24. Değil mi? Hı hı. Ve 2x'i de 12'yi bu tarafa atarsak 12, x ne çıktı? 6. X'i her şeyi bulduk mu? Bulduk. Şimdi bakalım, a artı b eksi eşittir diyor. 4 ile 0'ın toplamı 6'ya eşit değil. Değil. A çarpı b çarpı x 0 mı sence de? Evet hocam. Çünkü 0. b 0. A artı b artı x'in toplamı da gerçekten 4 artı 0 artı 6. Kaç yapar? 10 yapar. Doğru cevap 2 ve 3. Yani C şıkkı diyoruz. Evet, bir sıralama sorumuz. Permütasyon. Değil mi? Permütasyon sorusu. Kümesin elemanları, rakamları farklı 3 basamaklı farklı sayılar yazılacakmış. 3 basamak sayı yazacağız. Diyor ki en çok 60 tane tek sayı yazabilir. Şuraya bakalım. 1, 2, 3. Tek sayı olması için 1, 3, 5'ten birini kullanmak zorunda mıyım? Evet hocam. Kaç seçeneğim var? 3. Bir tane kullandın. Evet. Bir tane kullandın. Birini kapat o zaman. Mesela bunu kullandım için. Kaç sayı kaldı? 5 sayı kaldı. Buraya 5 tane kullanabilirim. Bir tane daha kullandım. Kaç sayı kaldı? 4 tane. Yani 60. Doğru mu? Evet. Evet. 5 ile tam bölünebilen en çok 25 tane sayı yazılabilir diye sormuş. 5 ile bölünebilen. 5 ile bölünebilmesi için sona ne yazmak zorundayım? Sadece 5 yazabilirim. Mecburum 5 yazacağım. Başka şansım yok. 5'i kapa bakalım. Kaç sayım kaldı? 5 herhalde hocam. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı. Buraya da 5 seçeneğim var. Hı hı. Bir oraya koydum, bir oraya koydum. 2 tane sayı koyunca kaç sayı kaldı? 4. 4. 5 kere 4, 20 yapar. Oysa ne demişti? 25 tane demişti. Yanlış. 500'den büyük en çok 40 tane sayı yazılabileceğini söylüyor. Hı hı. 1, 2, 3. 500'den büyük olması için sonuna ya 5, başına ya 5 ya 6. 2 seçeneğim var. Şöyle 5 ile 6'dan birini buraya koydum. Birini koyunca kaç seçeneğim kaldı? 5. 5. Buraya da 4. 20. Kaç yapar? 40. 40 yapar. Ve bu da doğruymuş. O zaman 1 ve 3 işaretleyip bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, bu sorumuzda da yukarıda verilen O merkezli daire grafikte ABC markalı araçların bir açık otoparkta bulunan sayıları X ve A türünden gösterilmiştir. Bu daire grafikler deyince Atakent'e özel bir espri var. Herkes, bizi Atakent'ten dinleyen herkes bunu anlıyordur. Evet, fazla açık vermiyor. En sevdiğimiz sorular hocam. Şimdi bu daire grafikle ilgili espriyi merak edene Atakan şubemize bildiriyorum. İsmi A türünden gösterilmiştir. Bu açık otoparktaki ABC markalı toplam araç sayısı neymiş? 116. Hepsi 116'ymış. C marka araç sayısı kaç? Yani burada ne bununla ne bununla hiç ilgisi yok. Kaç derecelik bir şey bu? 90 derece. O zaman tümün 4'te 1'i demek değil midir? Evet. O zaman 116'yı 4'e bölsem yetmez mi? Yeter hocam. Yeter. Yeter derken yani bırakalım mı? Hayır. Bırakmak yok. Değil mi? 0, 29 tane diyoruz. Sevgili arkadaşlar, hemen bir başka soruya geçiyoruz. Aşağıdaki tabloda bir kırtasiyede bulunan 4 tür kitabın sayıları ile yüzdelerinin bir kısmı verilmiştir. Kırtasiyede bulunan roman sayısı ders kitabı sayısının yarısıymış. Roman kitabı bak ders kitabının yarısıymış. O zaman ders kitabı 80 tane. Yani yarısı ya roman, yani 80. Evet. O zaman şöyle diyelim mi? Bunlar da yüzdeleri ya. Hı hı. Yani 100x diyelim tüm kitaplara. 50x'i kimmiş? Hikaye. Şuraya 50x diyelim mi? Evet. 50x. Evet. Bilim kurguda ne kadarmış? 30x. Bilim kurgu. Böyle. Bunların hepsinin toplamı 100x yapmayacak mı? Hı hı. 50x, 30x daha 80x. 80 ile 40'ı topla 120. Eşittir kaç x'e? 100x'e. 80x at o tarafa. 20x. 20x. ve x ne çıktı? 6. Güzel. Kırtasiye'de toplam 600 kitap mı var? Hı hı. 600, okey. Ders kitabı bilim kurgu kitabı sayısına eşitmiş ders kitabıyla. Yani buna 6 koyarsa 180. Hayır. Hikaye kitabı sayısı roman kitabı sayısından 100 fazladır diyor. Hikaye kitabı 6 koy. 300. Roman kitabından 100 fazla değil, daha fazla. Daha da fazla. Evet. Hocam. Only one. Ok. İngilizceni geliştiriyor muyum? Hocam hayranlarım. Peki. Şimdi yukarıdaki daire dilimlerinde verilen sayılar, karşılıklı olarak birbirine nedir? Eşitmiş. Evet. Basit bir üstü sayı sorusu sevgili arkadaşlar. Bununla bu eşitmiş. Yani 2 üzeri 3 eksi x. Bu 1 bölü 16 2'nin kaçıncı kuvvetidir? 2 üzeri eksi 4. O zaman bunları birbirine eşite bakalım. Eksi 4. Bu tarafa at. X ne çıktı? 7. Bunlar da birbirine eşitmiş şunlar. Evet. Yani 3 üzeri y eksi 2. 3 üzeri 3'e. Y neye eşit oldu? 5'e. Bu arada x de a'ya eşit olduğu için a'da nedir? 7. Y de b'ye eşit olduğu için b'de 5. Bunların hepsinin toplamını soruyor bize. 5, 10, 14, 24 Bursa geçiyoruz. Ve bu soruda 54. soruda 1. satırda 2 tane, 2. satırda 10 tane, 3. satırda 30 tane kuralını da vermiş burada. N küp artı n. Gerçi 1 ver, 1'in küpü 1, 2, 2 ver, 8, 10 şeklinde gidiyor. Yukarıda verilen sayı dizisine göre sevgili arkadaşlar 11. satırda bulunan sayının 9 ile bölümünden kalanı sormuş. 11. satırda bulunan sayı 11'in 3. kuvveti değil midir? Evet hocam. Artı 11. Bunun 9 ile bölümden kalanı soruyor. Sakın 11'in kübünü hesaplamaya kalkmayın arkadaşlar. Ne yapalım? 11'i 9'a bölelim. 11'in 9 ile bölümden kalan kaç? 2. 2'nin kübü. Yine bu 11'i de bölelim. 2. Şimdi işlem yapalım. 8, 2 daha 10. 10'un da 9'a 9'a bölümünden kalan kaçtır? 1'dir. Direkt böyle işlem yani 11'in küpünü bulmaya gerek yok. Kalanla işlem yapabiliyoruz. Kalanı buluyoruz, sonra kübünü alıyoruz. Kalanı buluyoruz, sonra topluyoruz. Pratikmiş hocam. Evet sevgili arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Şimdi sözü Şahin Hoca'ya bırakıyoruz. Kolaylıklar diliyorum Şahin Hocam. Merhaba arkadaşlar, 55. soruyla devam ediyoruz. ABCD ve BEFK birer karedir denmiş. Karelerin alanları 441'e 144 cm². CF uzunluğu x kaçtır diye soruluyor. Şimdi küçük karenin alanı 144. Küçük karenin alanı a kare eşittir 144 ise a buradan 12 gelir. Burası 12 birim. Büyük karenin alanı 441'miş. O zaman kenarımızın karesi işte b kare diyelim 441. Buradan b 21 gelir. Burası 21. Şimdi x uzunluğu soruluyor. Burası 12. Burası 12. 21'den 12'yi çıkartırsak kc uzunluğu 9 gelir. Burada Pisagor uygularsak x kare eşittir 9 karesi artı 12'nin karesi ya da 9, 12, 15 üçgenidir bu. X eşittir 15 buluruz. Doğru cevap E seçeneği. Soru 56. ABC dik üçgeni 30-60-90 üçgeniymiş. DF, TYT noktaları AF kök 3 olduğuna göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi bu çemberimizin merkezi. Şunları çekelim. Bakın bu R, bu R. O zaman bunlar da R olacaktır. Şuradan da çektik. Burası da R. Şimdi R uzunluğu kaçtır? Onu bulmamız lazım. Şimdi A'dan şu şekilde çizgi çektiğimizde burayı açıortay olarak ayırır. Yani 30'a 30. O zaman burası 30-60-90 üçgeni. Bakın 60 derecenin karşısı kök 3 ise 30 derecenin karşısı kök 3 bölü 3'ten, kök 3'ten 1. Yani yarıçapımız 1 birimmiş arkadaşlar. Yarıçap 1. ABC üçgenine dikkat edin. ABC üçgeninde burası 30 derece. 30 derecenin karşısı kök 3 artı 1. 30 derecenin karşısı kök 3 artı 1. 60 derecenin karşısı bunun kök 3 katı olur. Yani 3 artı kök 3. Şimdi x artı 1 uzunluğu 3 artı kök 3'e eşit. X buradan 2 artı kök 3 olacaktır. ABCD ve BFK karelerin alanları sıralarıyla 49'a 1. Şimdi ABCD'nin alanı 49 ise bir kenarı 7 olur. Küçük karenin alanı 1 ise bir kenarı 1 olur. Buna göre DF uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Buradan bir çizgi çekelim. 7'ye 7, 1'e 1. Şu uzunluk da karenin kenarları 1 olduğu için burası da 1. DK dersek DK'ya 6 birim kaldı. Üçgenimize dikkat edelim. 6, 8, 10 üçgeni. DF uzunluğu 10 birim olur. ABCDF düzgün altıgendir denmiş. Düzgün dörtgenin alanı ABDE dörtgenin alanı 34 ise ABCDF altıgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi düzgün altıgende şu kısmın alanı düzgün altıgenin 6'da 1'idir. Eğer bu 6'da 1 ise tamamı düzgün altıgenimizin 6A. Burası da A'dır. Şu kısma 4A kalacak. Şimdi 4A 34 ise 4 A buradan ne olur? 4'e bölersek 34'ü 17 bölü 2. Bize altıgenin alanı sorulmuş. 6A eşittir 6 çarpı 17 bölü 2'den 51 santimetrekare olur. Kenar uzunlukları kökü 2 cm olan karelerden oluşan tablodaki O1 ve O2 merkezi çemberlerin sınırladığı taralı bölgenin çevresi nedir diye sormuş. Kök 2 birimse bakın O2 merkezi çember. Bu bir yarım çember. Şunun yarı çember olduğuna dikkat edin. Yarı çapımız 3 kök 2. Çevresi ne olur? 2 pi çarpı 3 kök 2. Yarım çember olduğu için 2'ye bölüyorum. 3 kök 2 pi. Devam edelim. Büyük çembere gelelim. Bakın büyük çemberde şuraya dikkat edin. Çapı gördüğü için burası 90 derece ve burada ikizkenar dik üçgen oluştu. 3 kök 2, 3 kök 2. O zaman burası 6. Demek ki büyük çemberin yarıçapı 6'ymış. Ayrıca burası 90 derece. Geriye kalan 270 derecelik dilim var ya. O dilimin çevresi bize soruluyor. O da ne olur? 2 pi çarpı 6 çarpı 270 bölü 360. Sadeleştirelim. 3 bölü 4 olur. O da 9 pi. O zaman şeklin çevresi 9 pi 9 artı 3 kök 2 pi. Doğru cevap A seçeneği olur. OABC bir dikdörtgen denmiş. D doğrusunun denklemi veriliyor ve OABC dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi verilen şekilde y'ye 0 verirsek doğrunun x eksenini kestiği noktayı buluruz. Yani 4x eksi 0 eşittir 36'dan x 9 gelir. Burası 9. X'e 0 verirsek eksi 9y eşittir 36. Y eşittir eksi 4. Yani burası eksi 4. Şimdi bakın kenarlarımız 4'e 9. O zaman bu dikdörtgenin alanı 4 çarpı 9'dan 36 birim kare olur. 61. soru matematikle devam edecek arkadaşlar.